çok kuvvetli. İzleme istasyonunda ikisi altında, diğeri ise karada olmak üzere toplam 3 gözetlere. Burada Boncuk Koyun'da burada uzun yıllardır izleme, tür izleme çalışmamız devam ediyor. Genel Müdürlüğümüzle Akdeniz Koruma Derneği ile işbirliği halinde burada kum köpek balıkları, susamuru, Akdeniz foku türleriyle ilgili olarak uzun yıllardır koruma izleme faaliyetlerine devam ettiriyoruz. Burada bu yılda önceden de kamera izleme sistemimiz vardı ama bu yıl ülkemizde de ve dünyada da ilk ve tek şu an olacak şekilde 24 saat tam zamanlı şekilde izleme gerçekleştiriyoruz. İki tanesi su altı, bir tanesi yukarıda termal özellikleri olan kameralarla deniz suyu sıcaklığını da izleyebilme fırsatı buluyoruz. Ayrıca bugün işte Dünya Biyoçeşitlilik Günü. Bu Biyoçeşitlilik Günü vesilesiyle de tüm insanlarımızın tabiata gereken önemi, bu yılki sloganda çözümün parçasıyız. Dünya genelinde kabul edilen slogan, hepimizin çözümün parçası olmaya davet ediyorum. Biliyorsunuz daha önce Akdeniz fokları için benzer bir kamera sistemi kurmuştuk. Çünkü fırtınalı havalarda veya hayvanı hiç rahatsız etmek söz konusu olmayacak şekilde uzaktan izleyebiliyorduk. Aynı şeyi niye köpek balıklarına yapmayalım diye bir düşünce geldi. Çünkü dalarak izlediğimiz zaman hayvanlar utanıyor, kaçıyor, gerçek davranışlarını sergilemiyor. Böylece ilk kez gerçek zamanlı olarak gece, gündüz, karanlığa duyarlı kameralarla fırtına olsun, yağmur, çamur olsun sürekli suyun altında iki tane, suyun üstünde bir tane kayıt yapan kameramız var. Bu kameralarla kaç birey geçiyor, hangi saatte geçiyor, hangi mevsimi tercih ediyorlar daha çok, buraya niçin geldiklerine yönelik bütün sorularımızı cevaplayabilecek verileri alacağız. Kameraların üzerinde aynı zamanda sıcaklıkta, oksijende bu tür verileri ölçen problemlerimiz da var. Dolayısıyla hani belki sıcaklık, mesela böyle bir düşüncemiz var. 27-28 dereceye geçince sıcaklık her sene köpek balıkları da çok daha ender görülmeye başlıyorlar. Belki sıcaklıkla ilgili bir durum da olabilecek. Bütün bunları eş zamanlı gözleyeceğimiz bir kamera. Böylece hiç rahatsız olmayacaklar. Çok daha fazla veri, çok daha zamana yayılmış bir veri elimizde olacak. Korumayla ilgili büyük bir adım. Yani dünyada şu anda eş zamanlı olarak köpek balığı izleyen bir kamera yok. Dolayısıyla hani ülkemizde, bakanlığımız da adına son derece prestijli bir proje. Teknolojiyi niye korumada kullanmayalım?